Bilmeliyiz ki sabra dair ilim tahsil etmek, bunları öğrenip Cenab-ı Hakk'ın bizi nasıl bir süreçte imtihan ettiğini değerlendirmek, buna dair bilgilere kavuşmak aslında sabrı tahsil etmek üzere Allah Azze ve Celle'den dilekte bulunmakla eş anlamlıdır. Tüm bunları yapıp yine yanı sıra Allah Azze ve Celle'ye nidada, çağrıda bulunarak Ya Rabbi kalbimi rapt eyle. Allah Azze ve Celle kulun kalbini rapt etti mi, o öyle bir güven duygusu içerisinde bulunur ki artık onu hiçbir kudret gözünü kaydıramaz, sarsamaz, ürkütemez. Nitekim Ashab-ı Kehf son derece despot bir yönetim altında 3-5 delikanlıyken, çaresiz 3-5 kimseyken Allah Azze ve Celle kalplerini rapt edince وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا ayaklandılar. Ayağa kalktılar. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَا Biz ondan gayrı hiçbir ilaha çağrıda bulunmayacağız. Bunu o günkü ortamda söylemek ölümle eşdeğerdi. Ama Allah Azze ve Celle'ye sahip oldukları imanı ortaya koyamamanın ezikliği içerisinde kim bilir o kadar uzun yıllar yakardılar ki Ya Rabbi bize bir yol göster, bize bir çıkış göster. Böyle sessiz adı konmamış müminler olarak yaşamak zilletinden bizi kurtar diye. Demek her şeye hazır olduklarını Cenab-ı Hakk'a öyle açıkça deklare ettiler ki Cenab-ı Hak kalplerini rapt etti. Kalplerini rapt edince o güven ile kalktılar ve bu gerçeği haykırdılar. Bu gerçeği haykırdıklarında bile bundan sonrası ne olacak malum değildi. Ama Allah'ın planı mevcuttu. Allah Azze ve Celle onlara fe'vu ilel kehfi ilhamında bulundu. Mağaraya yönelin. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi. Rabbiniz size rahmetini yayacak. Ve yuhayyi lekum min emrikum. Ve size sizin işiniz hususunda Cenab-ı Hak bir hazırlık yapmış durumda. Allah Azze ve Celle'nin planı, onları orada uzunca yıllar uyutup, sonra onları tekrar şehirlerine döndüren, uyandırıp, hakikati onlara yaşatan, Allah Azze ve Celle'nin gücünün karşısında nasıl kuşakların çaresiz olduklarını, nasıl şehirlerin, medeniyetlerin çaresiz olduklarını, hem onlara hem bizlere gösterdiği böyle bir muazzam serüvene onları taşıdı. Bu Allah Azze ve Celle'ye duyulan güvenin Rabbimin elbette benim için iyi bir planı var diyen ve yıkılmayan, şeytanın bu süreçlerde her sıkıntı pik yaptığında Rabbin seni nasıl satıyor görüyor musun? Bir de sen namaz kılıyorsun, bir de sen şöyle yapıyorsun. Başkaları var bunları hiç yapmadığı halde hayatları o kadar neşeli, o kadar güzel ki diye onu çeldirmeye, Cenab-ı Hakk'a karşı küsmeye, vazgeçmeye çağırdığı her yerde hayır demeli insan, Hz. Musa gibi hayır, Rabbim benimle birlikte, elbette benim için güzel bir planı var diye Allah Azze ve Celle'nin kendisine olan sevgisinden asla kuşku duymamalı. Böyle bir halet-i ruhiye ile, böyle bir güven ile ve böyle bir sabır ile çıkarsa sıkıntılardan, o gün huzuruna çıktığında Cenab-ı Hakk'ın meleklerin imrendiği, bu esnada bile nasıl Allah Azze ve Celle'den vazgeçmedin, nasıl direnebildin, nasıl Cenab-ı Hakk'ın sana olan sevgisine güvenini izhar ettin, helal olsun sana diyecekleri, onu takdir edecekleri bir sonuca doğru yol alacaktır. Rabbimin bana olan güvenini, bana olan esirgeyişini asla göz ardı etmedim. Hayatım ortada diyecek kimseler, işte bugün mevcut yaşam içerisinde sıkıntıdan sıkıntıya, müşkilattan diğerine doğru evrilen müminlerin hali buna güzelce örnektir. Demek ki Rabbimiz bizi test ediyor. Bizlerin kendisine olan güvenini yokluyor. Eğer bizler vazgeçer Cenab-ı Hak'tan, ona olan bize olan ihsanından, hidayetinden, hakkı bize göstermişken güvenimizden vazgeçersek çok büyük yazık etmiş oluruz. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Resuller dediler ki bizim sizden gayrı, sizden öte bir şeyimiz yok. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Ancak Allah Azze ve Celle kullarından
dilediklerine böyle vahyederek, onlara, onları Resul seçerek gönderip sizin, size malumatını, tebliğatını gönderiyor. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Bizim size bu istedikleriniz hususunda getireceğimiz Allah Azze ve Celle'nin bilgisi, dileği dışında herhangi bir şey olamaz. İmdi beklenen insanların Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hakka tabi olup ona güven duymalarıdır. Sonra dediler ki وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Biz nasıl Allah'a güvenmeyelim? Nasıl Allah'a tevekkül etmeyelim? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا Önümüzü bize açtı, yolumuzu bize gösterdi. İşin nereye varacağını bize öğretti, belletti. Dolayısıyla böyle olmuşken nasıl güvenmeyiz? Ne olacağını bize söyledi. Hani adam doktorun eline, doktorun önüne yatacağı zaman, doktorun eline kendisini teslim edeceği zaman soruyoruz böyle, ne olacak? İşte şu olacak, bu olacak. Bize süreci anlatırlarsa, tamam şunlar şunlar olacak, şu kadar vakit sürecek ve buradan çıkacağız diye, bu bizde güven oluşturuyor, tevekkül oluşturuyor. Meşgul olsa o zaman tedirginlik azami düzeyde olur ve belki de patlamaya yol açar. Rabbimiz bize bunun önünü arkasını bütün tafsilatıyla öğretmiş. Nereye varacağını, nerede biteceğini, nasıl olacağını bütün tafsilatıyla öğretmişken, önümüzü açıp bize ne yapacağını haber vermişken nasıl Rabbimize güvenmeyiz? وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُنَا Bize ne kadar eziyet ederseniz edin, biz sizin bu eziyetlerinize karşı sabredeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin kulunu bu anlamda sınayacağını bilmesi kulda öyle bir sabır oluşturuyor ki, daha henüz Kur'an ayetlerinden sayıca çok ender az sayıda ayetler nazil olmuşken bile Bilal radıyallahu anh'ın gösterdiği vefa, onun gösterdiği sabır, onun gösterdiği dirayet mesela, bu Allah Azze ve Celle'ye olan güven neticesinde ortaya çıkmıştır. İyi günlerinde Cenab-ı Hakk'a güven sabredenler veya iyi günlerinde vefa gösterip kulluk edip kötü günler için Allah Azze ve Celle'den sabır dileyenlerin Allah Azze ve Celle Mevlasıdır. Sıkıntı baş gösterdiğinde onları kolayca yem etmez. Nitekim Uhud'a doğru giderken Resulullah'ın ordusundaki iki grup kimsenin sıkıntı yaşadıkları, Resulullah'ı yüzüstü bırakıp ayrılmaya ramak kalan bir çalkalantı içerisine girdikleri Cenab-ı Hakk'ın anlatımıyla sabittir. اِذْهَمَّتْ تَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَى Neredeyse çözülüp ayrışacaklardı diyor Cenab-ı Hak. Ama ayrılmadılar. Çünkü Allah Azze ve Celle kalplerini rapt etti onların. Neden? وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا Çünkü Allah onların dostudur. Onlar vaktiyle Medine'de Cenab-ı Hakk'a kulluk ederken, sıkıntı baş gösterdiğinde Allah Azze ve Celle'den kendilerine sebat nasip etmesini, sabır nasip etmesini, o denli çaresiz sıkıntının zor anında bizi ya Rabbi muvaffak eyle, doğru üzerinde sabit eyle diye öncesinden dua etmişken Allah Azze ve Celle onları orada harcar mıydı? Harcamadı nitekim. Dolayısıyla bu pili önceden doldurmak gibi bir şeydir. Kişinin bu anlamda Rabbini tanıyıp onun buyruklarına kulak verip nasıl bir sınav yaşatacağına, yaşattığına dair malumata sahip olmak için ilim öğrenmeye koyulması ve Allah Azze ve Celle'ye bu öğrendiklerinden sonra sıkıntı zamanlarında ondan destek istemesi, yardım talep etmesi kişinin bu dünya hayatında yaptığı sıkıntılar için, imtihanlar için yaptığı ön hazırlık mesabesindedir. Ön hazırlığı olmayan imtihanda ne yaşayacağı malumdur. Ön hazırlığı olmayan kimseler imtihandan kötü sonuç alırlar. Bir iki imtihandan kötü sonuç aldığı halde hazırlığa, hazırlık yapmaya, bu konulara vakit ayırmaya, bu konulara ciddiyetle, önemle yaklaşmaya ders çıkarmıyorsa bir insan artık hayatında oradan oraya, oradan oraya savrulacağı ve sonuçta bir hiç uğruna öleceği bir akıbet kendisini bekliyor demektir. Ancak ön hazırlık yapan kimseler, etrafındaki musibetleri günün her gün
gazetelerin haberlerinde gördükleri, insanların başlarına gelen sıkıntıları, Cenab-ı Hakk'ın aslında sınamaya devam ettiğini, kendisini de sınayacağını, sınamakta olduğunu ve daha büyük sınavlarla karşılaştırabileceğini bilir, değerlendirir ve bunun için Rabbine öncesinde seslenir ise, Ya Rabbi deyip öncesinde seslenme fırsatını kaçırmaz ise, bu olağanüstü değerlidir. Yoksa sıkıntı başa gelmiş, hastanenin alt katlarında mescit arayıp aramışsın, gidip o mescidi bulup orada Cenab-ı Hakk'a gözyaşları içerisinde yalvarmışsın. Onun belki bir gece boyu süren yakarışları, yalvarışlarından çok daha kıymetlidir. Öncesinde kulun belki gözyaşı bile eşlik etmese Cenab-ı Hakk'a seslenip Ya Rabbi diye sonraki sıkıntıları için yardım dilemesi, sonraki hastalıkları için şifa dilemesi, sonraki musibetler için sabır dilemesi, bu öncesinden daha sıkıntı gelip onu zora koşmamışken gönüllü olduğu için son derece kıymetlidir. Bu Allah Azze ve Celle'nin velayetine, sahipliğine, yakınlığına, dostluğuna erdirir ve sıkıntı geldiğinde de Cenab-ı Hak kulunu destekler, o esnada yanlış yapmasına fırsat vermez. Son bir örnekle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye bahsettiğimiz bu tevekkülü nasıl yaşadığına, nasıl sebat edip musibetten başarılı çıktığına dair örneğe göz atarsak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam etrafında kendisini kuşatan, kendisiyle beraber olmak isteyen, kötü bir fiili işlemek isteyen kadınların sıkıntı yaşatmasını Cenab-ı Hakk'a şikayet etti. Ya Rabbi bunlar beni kötü bir durumla karşı karşıya getirecekler. Ben şimdiden sana söylüyorum ki قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ Hapis, bu kadınların beni çağırdığı şeyden benim için daha değerlidir. Yani gerekirse ben hapse girmeye razıyım ama sana karşı böyle bir cürmü işlemek istemiyorum. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ Eğer bunların bana yaptıkları tuzağı, planı boşa çıkarmaz isen asbu ileyhinna ben bunlara akarım. Bildiğin suyun akması gibi bunlara akarım, kayarım. Ve akum minel cahilin ve ben cahillerden olurum. Onun Allah Azze ve Celle'ye öncesinde bu yakarışı sanki bizim bir şehirden başka bir şehire ya bir ülkeden başka bir ülkeye giderken farklı farklı ortamlar, farklı farklı kültürler, farklı farklı renkte insanlar göreceğimiz mülahazasıyla Rabbimize öncesinde yakarıp yalvarıp Ya Rabbi beni bizi buralarda sınarsın, bizi bu sınavlardan başarılı çıkar. Buralarda bir yanlış, bir kusur, sana karşı bir cürüm işlemekten sana sığınırız. Şu an aklınız başınızdayken şehvetin etkisine, cezbedici dünyanın büyüsüne henüz girmemişken duru bir akılla sana yalvarıp yakarıyoruz. Böyle şeylerin üzerimizdeki etkisini o denli zayıflat ki biz öyle gelip geçsin, etkilemesin, bizi yolumuzdan alıkoymasın, sana olan bağlılığımızdan çeldirmesin diye öncesinde niyaz eden, yakaran kimseyle öncesinde yalvarıp Allah Azze ve Celle'ye sığınan kimseyle öyle kendine güvenip lodoslama öylesine giren ve sonra akıbeti hüsran olan kimse bir değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle Uhud'da çözülenleri nasıl rapt edip çözülmelerine engel olmuşsa Hazreti Yusuf'u da فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ Rabbi ona icabet etti duasına ve onların kendisine yönelik, kadınların kendisine yönelik tuzağını boşa çıkardı. Allah Azze ve Celle ona bürhanını gösterdi, güçlendirdi, kuvvetlendirdi. En güçlü meyil olan, en güçlü içgüdü olan böyle bir şehevi konuda bile Allah Azze ve Celle adına sadece Rabbinden çekindiği için geri durdu, uzaklaştı. Bu Allah Azze ve Celle ile olan bu sılanın kuvvetlendiği, tevekkül ve sabır doğuracak şekilde oluştuğu takdirde kişiyi nasıl zapt edebileceğini gösteren muazzam bir örnektir. Dolayısıyla bizi zapt edemeyen,
kendimizi zapt edemediğimiz, parazit duygularımızı kollayamadığımız bir süreçte Cenab-ı Hak bizi çaresiz bırakmış değildir. Tersine kendisine sığınan, Rabbi ile böyle bir kuvvetli bağ oluşturan kimselere hayatta bilinen en güçlü cezbedici husus dahi olsa, ki bu şehvettir, kişinin nasıl kendisini rapt edebildiğini, bağlayabildiğini, zapt edebildiğini görmekteyiz. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâiril mu'minîn.